Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık İhracatçı Birliği desteğiyle organize edilen SEDE'in üçüncüsünü bu yıl 28-30 Haziran tarihlerinde ATO Kongresi'nde gerçekleştirdik. Açıkçası beklentilerin çok daha üzerinde çok başarılı geçti. Hem katılımcılarımız, hem yurt dışından gelen davetlilerimiz, hem kamu görevlilerimiz, sektörün diğer paydaşları, herkes çok memnun ve mutlu ayrıldı. Biliyorsunuz etkinlikler güzel kurgulandığında sanayinin gelişmesinde çok büyük katkı veriyor. O yüzden açıkçası bir sanayici gözüyle yapılmış bir etkinliğin yine sanayici gözüyle başarılı geçiyor olması bence çok güzel sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Özellikle önümüzdeki günlerde ülkemiz açısından ve sanayimiz açısından. Bu yıl 51 ülkeyi biz ağırladık Ankara'da. 51 ülkeden gelen davetlilerimiz, burada sanayicilerimizle buluşarak imkan ve kabiliyetleri hakkında çok ciddi değerli bilgiler aldılar. Hatta SEDEK'ten hemen sonraki hafta kulağımıza çok güzel haberler geldi ve hala gelmeye devam ediyor. Bu tedarik makamları, yani yabancı tedarik makamları ve Türkiye'nin tedarik makamlarıyla sanayicilerimiz yaklaşık 5800 tane planlı ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Ve bu ikili iş görüşmelerinin sonucunda da halen bizden bir takım bilgiler talep ediliyor. Onlara da hala o hizmetimiz devam ediyor. Gerek yurt dışından olsun, gerek yurt içinden olsun bizden bilgi talep edilen herkese biz bu bilgilerle onlara yollarını açmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz aslında halka kapalı bir etkinlik. Maalesef konu itibariyle böyle yapmak durumundayız. Böyle olması halinde bile yaklaşık forumumuz 4500 kişi ziyaret etti. Bunlar hepsi biliyorsunuz kayıtlı ve onun önceden planlı bir şekilde etkinliğimize geldiler. Dolayısıyla hani biliyorsunuz Ankara zaten sanayimizin kalbi. O yüzden buradaki birçok işte ihtiyaç makamı olsun, bürokrasimiz olsun ve yine sektörün diğer paydaşlarının Ankara'da olması sebebiyle çok daha başarılı ve çok daha beklenenden yüksek geçti. O yüzden biz de çok mutluyuz ve gururluyuz. Etkinliğimize yaklaşık standlı olarak 186 firma ve kurum katıldı bu yıl. Yurt dışı katılımlarımız da vardı. Yani yurt dışındaki tedarikçiler de vardı. Tabii biliyorsunuz dünyanın içinde olmuş bulunduğu şu anki konjonktürde çok daha fazla yurt dışı firmasının katılmasını aslında bekliyorduk biz de. Fakat işte bir yerde biliyorsunuz başka durumlar, başka yerde başka durumlar. O yüzden aslında bu tabii ki Türk firmalar için çok daha iyi sonuçlara sebep oldu. Dolayısıyla yurt dışındaki tedarik makamlarıyla Türk sanayicileri çok daha iyi görüşmeler gerçekleştirdi. Aslında SEDEK Fuarı'nın ana mantığı Türkiye'de yani çok daha yeni olan güvenlik sektörünü geliştirmek ve büyütmek. Bunun için de ihtiyaç makamı, karar vericiler ve tedarik makamlarının üçünü aynı mekanda toplarsanız tabii ki buradan hem yerleşen birçok proje çıkıyor, hem yurt dışındaki tedarik makamlarıyla sanayiciler görüşürken devletimiz de orada yanında oluyor. Bu çok kritik, bu söylediğim. Çünkü bu üçünü genelde bir araya getirmek çok zor. Onlar da bir arada olduğu zaman tabii ki ihracat potansiyeli artıyor. SEDEK dolayısıyla yani hem yeni ürünlerin ortaya çıkmasında, hem ithal ikamelerinin hızlandırılmasında, hem de ihracat ayağında ciddi bir buluşma noktası haline geldi.